arkadaşımın yerine geldik. Şimdi burada çömlek yapacağız. En güzelini bence Sevan yapar. Ben kendime fantastik şeyler yapacağım. Eminim. Sürahi yapacağım. Sürahim yok. Fantastik çömlek. Fantastik. Başka hiç kimse. Sürrealist. Hiçbir şey yapamıyorum. Soyut çalışmalar yapacağım hocam. Seramik vazo 1.95 boyunda Çin'den yapılmış en büyük vazodur. Sahip olan ustamız tarafından yapılmıştır. Üzerindeki kabartma desenler, üzerindeki o kırmızı desenler ince el işçiliğiyle yapılmış. Yapımı yaklaşık 4 yıl sürmüş. Çömlekçi çarkları yaklaşık 4000 yıl önce bu bölgede icat edilmiş, Hititler döneminde. Tabii bölgenin çamurun böyle şekillendirmeye müsait olması, aynı zamanda Hititlerin de sanata karşı çok ilgili olmaları, bunda çok büyük bir etken olmuş. Ayrıca Hititler bin tanrılı bir din ve çok çeşitli seremoniler yapıyorlar. Yaptıkları seremonilerde de hep şarap ikram ediyorlar. Genelde yaptıkları formlar tanrılarını andırıyor ve onunla böyle hani çeşitli tekniklerle sunum yapıyorlar misafirlerine. O dönemden günümüze kadar babadan oğula geçerek gelmiş. Zaten bu bölgede bundan 50-60 sene öncesine kadar çömlek yapmasını bilmeyene kız vermiyorlarmış. Ben sanatlar öğrencisiyim, rezilliğimiz değil. Çamur yeterli değilse... Bilmiyorum ki abi neye göre yapılıyor. Yeter herhalde. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle götüreyim mi? Tabii tabii. Dönerek ama. Şimdi ayağımızın bir orada duracak. Diğeri de çevireceğiz. Ellerimizi ıslatıyoruz. Evet. Böyle başlıyoruz. Hayal gücümüzü kullanıp. Ellerimizi gidiyor. Ben çevireyim. Oo, şimdiden saçmalamaya başladım galiba ben. Baksana. Bunu biraz ortalamak lazım. Sert mi davranmamız gerekiyor biraz? Hem sert hem yumuşak. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şu an başladım ama. Ellerimiz sürekli ıslak olacak. Aynen. Şöyle parmaklarımı sokmaya başladım. Tamam, baş parmak. Yani tam ortasına basarsan daha güzel olacak. Tam şu ortaya doğru. Hı. Islatayım değil mi arası sırayla? Yok tabi tabi. Bastın onu. Bırakabilirsin. Nasıl sert biliyor musun? Şimdi. Ne yapalım? Ne istersiniz? Evde ne ektik? Güveç yap, akşam pilav yapalım. Akşam yemeği bundan yerken. Daha deminki gibi gülersiniz. Ya yok, gayet başlayalım. Şöyle şeyler yapayım bir de.
Heykel bölümüne girdim ama kazanamamıştım. Arkadaşlar bunun yolu yol değil. Devam ediyor. Soyut bir şey yapacağımı söylemiştim size. Şimdi o tokat biraz modern sanat. Bu tokat biraz kullanılmaz. Zaten kullanılır. Bir süre sonra kullanılır. Bostaki bütün ustalar bir araya gelse bunu yapamam. Şunu birazcık şöyle şey yapsam. Şöyle açayım bir de. Aynen böyle şamdan. Kadehten şamdan. Güveçten kadehe döndük. Kadehten. Götürdü. Tamam, sonlandırmaya başlıyorum hocam ben yavaştan. Toprağı o kadar şey yapma, kullansınlar sonra. Bu da çıktı. Allah'tan çok. Tamam, şimdi ben küçük bir tatlı sütlaç güveci yapıyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Abi cidden göründüğü gibi de değildi yani, bunu biliyorduk zaten. Elinize sağlık sizin yaptığınıza. Yan yana bir koyalım mı abi? Yan yana bir koyalım abi. Hayaller gerçekler. Şöyle sana vereyim. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım abi, elini sıkışalım. Kapadokya'ya geldik. Venesia söylemeye uğrayalım dedik. Arkadaşımın yeri Erkan Bey'in burası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam da bize gelecek. Sözü var. Ne yapacaktınız? Güveç içerisinde pilav yapacağız tavukla. Bakalım pilav yaptığı işlere kadar güzel olur mu? İnşallah olacak, beğeneceksiniz. Bu nedir? Şekerlik galiba. Bu şekerlik. Bizim Avanos'ta çok özel bir formdur bu. Bunu bir ustanın kendisini kanıtlaması için yapılır. Eğer bu kapak hiçbir ölçü aleti kullanmadan tam oturursa usta olmuş demektir. O yüzden tamam, çok özel bir formdur. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için.